sen daha kötü olursun, tamam mı? Kadar? Kadar sakin ol kardeşim, tamam mı? Böyle yapma, lütfen panik yapma. Öleceğiz ya. Hepimiz öleceğiz burada. Hani beni koruyacaktınız ya. Hani sen vermiştiniz bana. Sizin yüzünüzden öleceğim. Çıkarın beni buradan ya. Çıkarın beni buradan. Ya kızım, öleceğiz falan deme ya. Ölmeyeceğiz. Hiçbirimiz hiçbir şey olmayacak. Sizi bırakır. Ondan sonra da ben yokum dedim. Onları yüzüstü bırakmadım ki. Tabii canım. Kemal manyağı bu. Ne yapacağı belli olmaz. Ya bana da zarar verse. Benim çocuklarım var. Ben onları düşürmek zorundayım. Kimle konuşuyor bu? Deli midir nedir bu? Kendi kendine konuşuyor. Evet, evet. Doğrusu bu. Benim bu işe bulaşmamam lazım, evet. Ben bu işe bulaşma olayım. Evet, evet. Evet. Anne. Anne! Anne neredesin? Gittim yoksa? Ya Kemal bir şey yaptıysa onlara? Of anne ya. Benim kızlarla gitmem lazımdı. Ah anne, ah! Daha iyisin değil mi? Hocam, kardeşlerim nasıl? Kesin perişan olmuştur onlar. Feride de kızlar da mahvoldular. Onlara üzülmeyin, Eylül aslında yaşıyor dememek için gerçekten çok zor tuttum kendimi. Keşke bunun başka bir çözümü olsaydı. Eylül'cüm yok. Başka çözümü yok. Güvenliğin için Kemal'in seni öldü bilmesi gerekiyor. Yoksa yine düşecekti peşime. O aşağılık herif yakalanana kadar saklanmaya mecbursun. Ama ya kardeşlerime bir şey yaparsa? Ya Büşra ile Metin'i yine kaçırmaya kalkışırsa? Yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Zaten çocuklar bizde kalıyor. Gözümüz gibi bakıyoruz, merak etme. İçin rahat olsun. Sağ olun hocam. Peki. Yani en azından Büşra ile Metin'i görsem? Eylül'cüğüm, çok tehlikeli. Yani Büşra ağzından bir şey kaçırırsa bütün çabalarımız boşa gider. Ama Metin daha çok küçük. Konuşamıyor bile. Kimseye bir şey diyemez ki. Peki. Polise danışacağım.
Bakalım. Ben ne yapıyorum ya? Ben kız aracı annemi nasıl bıraktım? Burada durur musunuz? Burada duramam kardeşim, az ileride duracağım. Hayır hayır, lütfen durur musunuz hemen? Hanımefendi sakin olur musun? Kaza yaptıracaksın şoföre. Ya bu hayat memat meselesi, benim burada hemen inmem lazım. Durur musunuz lütfen? Kaza yapacaksın hanımefendi. Deli mi bu ya? Kaza yapacağız. Dur! Aç, aç kapıyı aç. Allah'ım nasıl bir versin, kaza yapacağız. Songül! Songül! Çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Açın kapıyı. Niye kimse yok? Songül! Açın şu kapıyı. İmdat! Kapatıp gittiler hamile kadını. Açın! Vallahi çocuğumu düşüreceğim. Açın diyorum. Bu kim ya? Kim o? Kim var orada? Zehra abla, benim Serkan. Serkan! Bana bak! Serkan oğlum gel, kır şu kapıyı ne olursun. Çocuğumu düşüreceğim. Kapattılar, gittiler beni burada. Ya Güney, buralarda bir yerde anahtar var diyordu. Zehra abla neredesin? Banyodayım. Aç şu kapıyı. Tamam geldim, tamam sakin ol. Bittim. Kapatıp gittim bu manyaklar beni. Nereye gittiklerini de bilmiyorum. Hamile kadını nasıl kapatıp giderler ya? Ya bir şey olsa çocuğuma, ya düşürsem ne olacak? Hiç düşünmüyorlar. Söylemediler mi nereye gittiklerini? Ne bileyim ben. Ya sen bilmiyor musun? Halletmemiz gereken bir şey var dediler, bastılar gittiler. Ellerinde silah vardı. Yeminle bunlar bir şey yapacak. Birilerine bir şey yapacaklar. Ay çok başım döndü benim. Git bana bir su getir hadi. Ay çok başım döndü. Serkan! Serkan! Nereye gidiyorsun? Kızların arkasından mı gidiyorsun? Bak gitmiş ya. Allah'ım. Bunların hepsini polise şikayet edeceğim ben. Nerede benim telefonum? Onu da almışlar. Zır deli bunların hepsi, zır. Kapatacağım hepsini içeri. Sevgili, o mesajlar yalandı. Sana söylediğim o iğrenç şeylerdi. Mert'le aramızda hiçbir şey yok. Dalas olmuş bunlar be. Bu ne ya? Biz de onun canını alacağız. Allah. Bunlar Kemal'i mi öldürecek be? Allah korusun ya Rabbim. Ah, telefon burada. Telefonum burada. Sinem aç gözlerini Sinem. Ölecek miyiz burada? Öleceğiz tabii. Ne zannediyorsun ki? Kimse gelmiyor işte kurtarmaya.
Ya kardeşim şu şekilde konuşmayın ya. Ölmeyeceğiz, bulacaklar bizi. Nasıl bulacaklar Songül? Gaz kokusunu mu takip edecekler? Nazlı Hanım'dan başka elimizi kimse bilmiyor. Neden gelmedi ya? Neden bizi kurtarmaya gelmedi? Hani en iyi arkadaşlar için tuvalete bile beraber giderler derler ya. Biz onu bile açtık. Ölüme bile beraber gidiyoruz. Meral öleceğiz demeyin diyorum. Hala öleceğiz diyorsunuz ya. Kız abi ben artık dayanamıyorum. Cemre hayır. Hayır. Cemre. Cemre uyan hayır. Cemre iyi misin? Cemre. Cemre uyuma lütfen. Cemre. 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 Cemre uyan hayır. Kızlar. Kızlar neredesiniz? Songül. Kader. Cemre. Meral. Nazan Hanım. Bırakmamış bizi. Kızlar Nazan Hanım. Cemre. Cemre hadi. Nazan Hanım. Nazan Hanım bizi duyuyor musunuz? Bu taraftayız. Kızlar. Nazan Hanım. Sinem. Sinem kalk hadi kalk. Sinem kalk. Beni de kaldırın. Kızlar beni de kaldırın. Nazan Hanım. Tamam merak etmeyin. Kurtaracağım ben sizi. Nazan Hanım. Nazan Hanım. Kızlar tamam çıkaracağım sizi buradan. Nazan Hanım. Buradayız hadi. Bizi duyuyor musunuz? Ya bayılacağız şimdi burada. Bu koku ne? Gaz mı? Tüp koydu buraya o pislik hadi. Allah'ın cezası pislik. Tamam merak etmeyin. Kapıyı kıracak bir şey bulmam lazım. Ya ne olur çabuk olun nefes alamıyoruz artık hadi. Çabuk olun ne olur çıkarın bizi buradan. Kızlar kapıyı kıracağım. Geriye çekilin. Çek. Tamam. Feride Hanım, Toprak Hocam açın kapıyı ne olur. Feride Hanım hadi. Hocam ne olur. Serkan. Feride Hanım ne olur yardım edin kızları bulmamız lazım. Serkan'cığım sakin ol ne oldu? Feride Hanım kızlar yok. Kızlara ulaşamıyorum. Telefonlarını da açmıyorum. Meral'i aradım telefonu kapalı. Tamam şarjı bitmiştir belki. Çekmiyordur telefonu. Niye sen panik yaptın böyle? Hayır Feride Hanım anlamıyorsunuz. Kızların başı dertte. Ne demek dertte Serkan? Ne diyorsun Allah aşkına? Ya biz bir plan yapmıştık. Kemal'i öldürecektik Feride Hanım. Ne? Sen ne diyorsun ya? Ben kızlarla birlikte de gidemedim. Onların yanında da olamadım. Bilmiyorum şimdi neredeler. Feride Hanım, Kemal kızlara bir şey yapmış olmasın. Ne olur hadi yardım edin, bulalım onları. Sen ne diyorsun Serkan? Yetişmesem ölüyordunuz. Niye siz boyunuzdan büyük işlere kalkışıyorsunuz?
Ya Kemal'le baş edebilir misiniz hiç? Ya her şey bir anda oldu. Simre'yi alınca biz de afalladık işte. Sonra ne olduğunu anlamadan bizi odaya soktu pislik herif. Zaten hazırlıklı gelmiş. Yani Sinem birilerini getirebilir diye düşünmüş. Acaba polise mi haber versek? Oldu. Delirdin mi kızım sen? Ha polisi arayıp ha biz Kemal'i öldürecektik ama öldüremedik. Bir zahmet siz yakalayın mı diyeceksiniz? Ah Defne. Efendim kızım? Ya anne, anne Serkan evden gitmiş. Şey ben odamda müzik dinliyordum da gittiğini duymamışım. Fark edince de aradım telefonunu açmadı. Tamam kızım merak etme. Serkan artık tehlikede değil. Ben ararım onu. Tamam. Nerede kaldı o taksi ya? Ya Feride Hanım acaba karakola yürüyerek mi gitsek? Ya şimdi gönderiyorum dedi adam taksiye ama. Hadi yürüyelim bari yolda yakalarız belki. Hadi. Tamam hadi. Annem arıyor. Anne sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın ya? Ya beni kandırıp nasıl bayıltırsın anne? Hiç mi düşünmüyorsun kızları? Ya kızlar kayıp şimdi onlara da ulaşamıyorum. Nasıl yaparsın anne böyle bir şeyi? Kızları merak etme oğlum, gayet iyiler. İyi mi? Feride Hanım kızları iyiymiş. Çok şükür. Neredelermiş peki biliyor mu? Anne bir dakika ya. Sen kızların nerede olduğunu biliyor musun? Burada yanımdalar oğlum. Durumları da iyi. Anne nasıl yanında ya? Ya kızları nereden buldun anne sen? Neler oluyor anne bir anlatsana. Ya söyle adresi versin de gidip alalım kızları hadi. Anne neredesiniz siz? Tamam tamam. Songül'ün evine gidiyorlarmış orada buluşacağız Feride Hanım. Hadi gidelim. Hadi. Geldiler Feride Hanım. Ya kızlar neredesiniz? İyi misiniz? İyi Serkan merak etme. Niye böyle bitkin görünüyorsunuz? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Söyleyin. İyiyiz Feride Hanım. Gaz yuttuk da biraz. Kader. Sussana kızım. Ne gazı yuttunuz anlamadım. Ne gazı? Zehra ablayı kilitlemiştik. Unuttuk biz onu koşun. Songül ben çıkardım Zehra ablayı. Zehra abla gitti. Tamam sağ ol Serkan. Kadını içeri mi kilitlediniz? Ben doğru mu duyuyorum? Evet Feride Hanım. Yani bizim çok acelemiz vardı. Önümüze çıkan bütün engellere pratik çözümler bulduk. Yoksa kimseye kastımız yoktu yani. Hadi ya. Ha gerçekten siz beni delirteceksiniz herhalde. Hemen içeri geçiyorsunuz. Bunun hesabını soracağım sizden. Hemen, 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 hemen. Hadi. Ben de gideyim artık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anne senin ne işin var kızlarla? Senin yerine ben gittim oğlum. Niye anne, niye? Oğlum, sen hapse girme diye yaptım. Ay bir de soruyor Allah Allah niye gitmişim? Ya sana bir şey olsa ben ne yapardım? Ha? Aklımı kaybederdim. Ya niye sana bir şey olsaydı? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Hadi sen eve git dinlen anne tamam mı?
Tamam da Serkan, sen eve dönecek misin? Döneceğim. Tamam oğlum. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Adam öldürmek ne demek ya? Siz katil misiniz? Demek ki ben size hiçbir şey öğretemedim. Ne olacaktı o adamı vursaydınız? Hı? Adi birer suçlu katil olacaktınız. Ne farkınız kalacaktı sizin ondan? Biz Eylül'ün kanını yerde bırakmak istemedik. Sen ne diyorsun ya? Kadar. Yakışıyor mu kızım sana hiç böyle konuşmak? Bir katilin cezasını vermek sana mı kaldı? Adaletin işi sana mı kaldı? Sabredemedik Feride Hanım. O adam arkadaşımızı öldürdü. Susalım Meral. Çok kızdı zaten. Özür dileriz Feride Hanım. Arkadaşlarımın bir suçu yok Feride Hanım. Kemal'i ben öldürelim dedim. Hayır, ben de istedim. Hayır, hepimiz istedik tabii ki. Öyle mi? Siz bu adamın nasıl bir cani olduğunu farkında değilsiniz galiba, değil mi? Üç kişiyi öldürdü bu adam. Siz beni hiç düşünmüyor musunuz ya? Eylül öldü. Size bir şey olursa ben ne yaparım? Özür dileriz Feride Hanım. Ya bizi affedebilecek misiniz? Söz vereceksiniz. Tamam mı? Uzak duracaksınız bu adamdan. Söz veriyoruz Feride Hanım. İnşallah. Zeynep Hanım. Seninle özel olarak konuşacağız yurtta. Songül, Zehra abla bizi sinirlenip karakola gitmiş olmasın? Şikayet falan etmesin bizi. Yapabilir, evet. Ara hemen. Songül arıyor. Öldürdüler mi bunlar adamı be? Kız Songül. Vallahi deli olduğunu biliyordum da bu kadar deli olduğunu bilmiyordum ben senin. Ya Zehra abla, ben sana içeri girme, bu meseleye karışma dedim ama beni dinlemedin. Yani ben de ne yapacağımı bilemediğim için seni kilitledim. Bak sen neredesin? Gel hadi konuşalım. Vallahi hiç bana maval okuma ha. Biliyorum neler çevirdiğinizi. Üstelik Güney'e yazdığı mektubu da buldum. Yani vallahi gözlerim yaşardı ha. Sen de cezaevinde öyle aşk acısı çekme. Birinin çocuğa bunu söylemesi lazım yani. Erkek milleti vallahi birisini bulur gider ha. Yani bunu da kim söyleyecek sana, ben söyleyeceğim tabii ki de. Ya cezaevine girmeyeceğiz Zehra abla. Bir şey yapmadık ki biz. Neyse. Bana bak, kapıya geldim ben. Şimdi bu saatten sonra buradan dönmek olmaz. Mektubu vereceğim, en azından barışırsınız, tamam mı? Hadi kapatıyorum ben. Hadi. Dur dinle bir dakika, bir dakika Zehra abla. Buyurun. Merhaba. Güney Bey'e bakmıştım ben.
Tabii buyurun. Güney Bey evde. Ne güzel. Ay bayılıyorum bu zenginlerin evinin kokusuna. Mis gibi çiçek kokuyor hep. Ben şöyle oturayım mı? Tabii buyurun. Ben Güney Bey'i çağırayım. Hadi çağır bakalım. Özlem kim geldi? Güney evde yok ki. Ya sen ne kadar utanmaz bir kadınsın ya. Laf anlamıyor musun? Defol git evimden. Güney'i göremezsin. Çok ayıp. Onun yanında. Sen çıkabilirsin. Çok önemli bir mevzu için geldim Selin Hanımcığım. Ne var o mektupta? Aşk mektubu. Yeminle hem de nasıl bir aşk mektubu. Okusan o kadar ağlarsın ki. Şimdi şöyle bir şey. Songül Kemal'i öldüreceğim diye numara yapmış meğerse seninkine. Yok seni aldattım, seni sevmiyorum falan. Hepsi numaraymış onun. Senin oğlun tehlikeye atmasın diye yapmış hepsini. Düşün. Ben de şu mektubu vereyim de bari araları düzelsin. Çok üzülüyorum çünkü. Ver o mektubu bana. Vermem be. Niye vereceğim? Zehra. Mektubu bana ver dedim. Ne üstüme üstüme geliyorsun Zehra. Ya? Ya dur ya. Allah Allah. Zehra bak beni çok zorluyorsun. Ver o mektubu bana. Ne bağırıyorsun be? Böyle zengin evlerde oturuyorsunuz ondan sonra içinizde varoş besliyorsunuz. Hadi oradan. Vermeyeceğim. Ben buldum mektubu. Ayrıca tatlı tatlı konuşursak bence her şeyi çözebiliriz. Yani kesenin ağzını açarsan otomatikman benim çene kapanıyor ya biliyorsun. Söyle Allah'ın cezası kaç lira istiyorsun? Bence çay içerek konuşalım. Tatlı tatlı. Çok sinirlisin, iyi bir şey değil bu. Alacağım lan oğlumu elinizden. Şunlara bak şunlara. Hazır çocuk buldular, üstüne konmaya çalışıyorlar. Yok öyle armutmuş ağzıma düş. Çok istiyorsanız bir tane de siz yapın. Bunlar hava almaya da mı çıkartmıyorlar acaba çocuğu? Sıkılır benim veliahtım öyle. Yahu hiç değilse bir parka bahçeye götürsenize çocuğu, insafsızlar. Feridecim, tamam aşkım, tamam telaş yapma. Geldim ben eve zaten. Baba. Ba sarı da geldi ba, sarı toprak. Lan nedir benim şu hayatta sarılardan çektiğim? Biri Eylül'ü mü elimden alır, öbür ki veliahtımın üzerine konmaya çalışır. Ya bir şey olsa bir şu arardı, oturuyorlardır Metin'le. Tamam aşkım, ben yedireceğim onları şimdi. Tamam, hadi öpüyorum seni. Bay bay. Hey. Baba. Telefonda nasıl konuşuyor bak. Kendi öz evladı gibi sahiplenmiş benim oğlumu. O benim evladım be. Benim evladım. 7-24 nöbet tutmam gerekse de alacağım oğlumu sizden. Benim olan benimdir. Siz bu adamı daha yeterince tanıyamadınız. Ama ben size Kemal'i tanıtacağım. Çok iyi tanıtacağım. Hiç merak etmeyin siz. Tanıtacağım. Ya kızlar, sizinle geldiğim için Neriman Hanım bana kızmasın. Kızarsa kızsın ya. Bir şey derse dışarı çıkarız. Niye sürekli telefonuna bakıyorsun? Hiç. Güney arasın diye bekliyorsun değil mi? Hiç beklemesen ara. Yok o arasın. Yani ben mektupta her şeyi anlattım. Yani anlattın da Zehra abla Güney verdi mi mektubu acaba? Vallahi ben o kadına hiç güvenmiyorum. Vermemiş olabilir. Ya vermiştir canım. Niye vermesin ki?
Ya nasıl olsa hapse girmediğimize göre eninde sonunda kavuşacaksınız. Boş ver, beklesin. Ah, gezmelere mi gideceksin sen? Ha? Seni yerim ben, yerim. Feride'cim, hazır mı Metin? Geç kalmayalım biz. Hazır hazır, baksana şuna. Anladın mı acaba? Bir heyecanlı baksana. Nereye gideceksiniz? Büşra'cığım, bir oyun grubu atölyesi bulduk. Oraya götüreceğim. Anladım. Ya bir şey söyleyeceğim. Bol bol fotoğraf çek, tamam mı? Aa, görüntülü arayalım biz. Canlı canlı seyrederiz ne yaptığını. Evet. Yani Feride, şimdi çok zor olur. Hem Metin'le ilgilen, hem fotoğraf çek. Biz beraber gideriz sonra, olmaz mı? Meryem Hanım'dan izin mi alsam acaba ya? Bir saat geç giderim, şey ne olacak ki? Yani Feride'cim, şimdi bır 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 konuşacak. Bir de ertesi günü bir sürü iş yükleyecek sana ya. Boş ver, aman aman aman. Yükler o yükler. Yükler işleri bana. Neyse artık, biz sana bir dahakine gideriz Büşra'cığım. Öyle yaparız. Tabii tabii, tabii tabii. Biz gidiyoruz o zaman. Oy, sen oyunlara mı gidiyorsun? Yeni arkadaşlara mı gidiyorsun sen? Ben seni yerim. Yerim ben seni. Yerim. Metin'im, oğluşum, veliahtım. Nasıl da büyümüşsün yavrum. Baba, şuna bak şuna. Nasıl da kendi oğlu gibi sahiplenmiş çocuğu. Sen kimin oğluyla kime hava atıyorsun sarı? Metin'e az biraz daha dayan yavrum. Az kaldı kavuşmamıza, az kaldı veliaht. Hadi görüşürüz. Oh, nihayet çıkabildik Metin. Sana bir sır vereyim mi Metin? Biz aslında oyun grubuna falan gitmiyoruz. Nereye mi gidiyoruz? Sürpriz. Sürpriz. Anne, ben çıkıyorum. Güney, bir dakika gelir misin? Bak kim var burada. Ayça? Ayça ya. Ne haber Güney? İyi. Asıl senden ne haber? Ne işin var kızım burada? Ülkü teyzenler Amerika'ya gidiyor. Oraya yerleşecekler. Onlar önden gittiler. Ayça da okul işlerini halledip gidecek. Nasıl? Bayağı Amerika'da mı yaşayacaksın bundan sonra? Evet. Üniversiteyi de orada okuyacağım. Anlayacağınız gidene kadar birkaç gün başınıza kaldım. Saçmalama. Estağfurullah, otursana. Ay çok özlemişim seni ya. Neredesin sen oğlum? Arkadaşlar da soruyor. Eskiden ne güzel hep beraber takılırdık. Sonra birden ortadan kayboldun. Artık farklı bir çevresi var Güney'in. Değişik arkadaşları var. Ve onların dertleriyle uğraşmaktan size vakit kalmıyor tabii. Aşk olsun, insan bir arar, mesaj atar. Bari ben iyiyim de. Evlendiğini bile şimdi öğreniyorum. Tebrik ederim. Aman tebrik edecek bir şey yok canım. Geçmiş olsun desen daha doğru. Neyse, ayrıldılar zaten. Yakında da boşanacaklar. Anne yeter. Bunları şu anda konuşmasak olur mu? Avukattır. Neyse şu boşanma işi bitsin de biz de normal hayatımıza geri dönelim artık. Selin teyze gelini pek sevmiyor galiba. Yani ben de ilk duyduğumda evlendiğini biraz şaşırdım.
Bu ne acele ya dedim. Ama şimdi boşanacağını öğrendiğim için üzüldüm. Ben de. Ayça, benim biraz işim vardı dışarıda. Nasılsa buradasın. Ben işimi halledeyim. Akşam kaldığımız yerden devam ederiz, olur mu? Olur canım. Sen bak işine. Ben nasılsa daha buradayım. Tamam. Afiyet olsun. İşte geldik. Metin, bak sana bir sır vermiştim ya. Hani bir sürpriz ver demiştim Metin. Hatırlıyor musun? Şimdi sana sürprizi söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin. Tamam mı? Tamam mı? Hı? Eylül ablam seni görmeye gelecek. Hı? Duydun mu? Ama kimseye söylemek yok. Tamam mı Metin? Sallanalım mı biraz? Hı? Salıncakta sallanalım mı? Hoppa. Şuna bak şuna. Azıcık yavaş sallasana çocuğu zibidi. Hop. Sütlaca döndü oğlanın beyni. Metin'i. Azıcık daha sabret oğlum. Yavrum bir kavuşalım, seni baban götürecek parklara veliahtı. Gösterdi şimdi bu battal boy zibidi benim oğluma. Kafayı tırlattın. Baksana hayal görüyorsun. Oğlum Eylül öldü. Kendi gözünle gördün. Uçurumdan aşağı attı kendini. Gazetelerde yazdı bunu. Yok yok. Bu Eylül olamaz. Olabilir mi yoksa? Baksana. Aynı o zümrüt yeşili şelale gözler. Eylül bu. Şükürler olsun Eylül ölmemiş Allah'ım. Peki şimdi Eylül ölmediyse gazeteler neden öldüğünü yazdılar o zaman? Anladım. Bana oyun oynadılar. Beni Eylül'den uzak tutabilmek için yaptılar bunu. Hainler, insafsızlar. Bu adam bu kadar gözyaşını boşuna mı döktü yani? Kız sinsi Eylül.
Bu adama yapılır mı kız bu? He? Yapacağım. Canım. Kilo mu aldın sen? Kilo mu aldın sen? Bu yanaklar tombik tombik olmuş. Kilo mu aldın sen? Çok tatlı olmuş. Çok tatlı. Eylül. Bu kadarı yeter. Biri görebilir. Hadi. Mis gibi kokuyor. Çok zor hocam ayrılmak. Eylül, az daha da. Bak, çok az kaldı. Tamam mı? Bundan sonra kardeşin olacaksın. Şu ayı da benim için yapar mısınız hocam? Olur. Gidiyorsun ha. Şimdi ben bir taksi çevireyim de görelim bakalım seni nerede saklıyorlarmış. Sakin ol Kemal'e. Aman diyeyim sakin ol. Bu toprak zibidisi seni görürse Eylül'ü bir daha önce rüyanda görürsün. Şimdi sakin ol, bir iyice düşün. Çek biraz. Şimdi Eylül onun peşini bırak. Ona bir daha yaklaşama diye ölü taklidi yaptı. Bunu anladık. Gazetelerde bu yüzden öldüğünü yazdı. Bunu da anladık. Ama şimdi soruyorum sana. Onun o fosforsuz arkadaşları neden beni öldürmeye kalktılar o zaman? Soruyorum sana. Anladım. Onların da haberi yok Eylül'ün yaşadığından. Bak. Şu Eylül'e bak sen. Resmen devlet destekli sinema filmi çevirmiş hepimize. Demek öyle Eylül. Bu adam senin peşinden o kadar gözyaşını boşuna mı döktü lan? Senin arkandan döktüğüm her damla gözyaşının hesabını... ...senin burnundan fitil fitil getirmez mi bu adam? Gör bakalım Kemal neymiş. Bekle de gör lan. Mert. Güney. Ne oldu? Korktun mu beni görünce? Yok, şaşırdım sadece. Şaşırdın demek. Songül güzel haberi daha vermedi mi? Ne haberi? Ayrıldık biz. Ayrıldınız mı? Allah Allah. O kadar mesajlaşıyordunuz. Sana niye söylemedi acaba? Mesajlaşıyor muymuş? Ne diyorsun Güney? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Mert, numara yapma. Biliyorum her şeyi. Neyi biliyorsun abi? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım bak. Dürüst ol lan iki dakika. Dürüst ol işte. Gözlerimin içine bakarak Songül'le ilişkimiz var diyebilecek kadar cesaretli ol. Ne? İlişki mi? Kafan mı güzel oğlum? Sen ne saçmalıyorsun ya? Ne diyorsun lan sen? Ha?
kesin gebertirim seni Mert. Yemin ederim gebertirim seni. Hayatımı mahvettin lan benim. Allah seni kahretsin. Songül'e de söyle. Onu hayatım boyunca affetmeyeceğim. Silgi versene. Kalemlerinizi bırakın çocuklar. Süreniz doldu. Sınavı da kaçırdı. Hasta falan mı oldu acaba? Sana bir şey dedi mi? Yok, dün gece konuştuğumuzda iyiydi. Başına bir şey mi geldi acaba? Ay Allah korusun. Geç de olsa bir sevgili buldum, onu da kaybedemeyeceğim. Ben bir arayayım en iyisi, değil mi? Serkan. Serkan. Ne var Defne ya? Ne istiyorsun? Ya şey diyecektim. Ne zamandır iki kardeş hiçbir şey yapmıyoruz. Bugün okuldan sonra seni bir yere götüreyim. Defne, gerçekten canım bir şey yapmak istemiyor. Sağ ol. Hayır, istiyor, yapacaksın. İtiraz istemiyorum. Okuldan sonra gidiyoruz, tamam? Ya telefon da kapalı. Ya, bir şey mi oldu acaba? Nerede bu çocuk? Ya geliyor işte, kendine sorarsın. Ay çok şükür bir şey olmamış. Mert, ne oldu sana? Güney saldırdı. Ne? Songül'le mesajlaşmalarımızı görmüş. Aramızda olanları biliyormuş. Ya Songül'le benim aramda bir şey var da benim mi haberim yok? E kızlar demek ki Güney daha mektubu almamış. Ne mektubu? Evet, ondan saldırdı demek sevgilime. Ay Songül'le Mert'in arasında bir şey var sanıyor. Ne sanıyor? Sevgili mi? Ya biri bana ne olduğunu anlatacak mı artık? Hadi gidelim, söyleyelim Songül'e. Ya ben sana anlatacağım ama kızmayacaksın, tamam mı? Okusaydı araması gerekiyordu. Of ya. Belki de ona oyun yaptığım için kız da o yüzden aramıyor. Delireceğim ya.
Güney. Dikkat et. Dön şimdi sola hafif. Güney. Ya Allah aşkına ne yapıyorsun? Kurbanlık kuzu gibi gözüm bağladı. Nereye götürüyorsun beni? Dur kızım, sürpriz dedik. Allah Allah. Söylenir mi? Dön şöyle. Hah, dur. Geldik. Hazır mısın? Hazırım. Açıyorum gözlerini. Tamam. Sen açma ama. Açabilirsin. Tatam. Vav, yemek mi yaptın? Evet, senin için yemek hazırladım. Çok tatlısın. Ah, beğendin mi? Yemek yaparken doğal olarak dağıldı biraz ortalık Songül. Biraz mı? Güney, mutfağa bomba düşmüş gibi oğlum. Yok deme öyle. Şey, ben bunu halledeceğim. Bakma oraya sen. Arkaya bakmak yok. Buraya konsantre oluyoruz. Tamam? Yemek bitince ben her şeyi eski haline getireceğim. Merak etme. Buyurun Songül Hanım. Allah'ım ya. Sandalye çekmeler falan. Ne yapıyorsun Güney? Ben böyle şeylere alışık değilim. Vallahi alışık değilsen alışacaksın. Bundan sonra böyle. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Şekli seni kandırmasın. Şekline aldanma. Böyle biraz eciş bücüş görünüyor. Bazıları da yandı ama tahmin ediyorum güzel oldu. Bence seveceksin. Hadi tat bakalım. Olmuş. Deme, o kadar mı feci? Feci. Hadi ya. Ama güzel anlamda feci. Çok güzel olmuş oğlum. Hayatımda yediğim en güzel yemeklerden biri, yemin ediyorum. Kızım aklım çıktı ya bir an. Vallahi beğenmedin sandım ha. Demek beğendin. Çok beğendim. Bence sen köfte işinde çok iyisin Güney. Diyorum ki köfte tezgahı mı açsak? Hem çok para kazanırız. Vallahi mı? Vallahi. Açalım kız. Adını da Güney Usta'nın yeri koyarız. Açalım. Ne olur kızma bana Güney. Ya sen beni anlarsın. Anlaman lazım. Aldığınızda daire imzalar mısınız? İyi günler. Güney göndermiş. O da bana mektup yazdı herhalde. Benden boşanmak mı istiyorsun Güney? Songül, Songül. Acil durum, hemen gitmemiz lazım. Sen niye ağlıyorsun Songül? Kızlar, Güney benden boşanmak istiyormuş. Ya ister tabii. Çünkü Güney mektubu görmemiş. Zehra abla vermemiş ona.
Nasıl vermemiş ya? Ya Güney gitmiş, Mert'e saldırmış, nasıl yaparsınız bunu filan diye. Ya demek ki çocuğun mektuplarına haberi filan yok. Hadi git konuş bir an önce. Doğru söylüyorsun, konuşmam lazım. Evet, yoksa aklına geldikçe Mert'i döver bu. Yani gerçi benim için bir sakıncası yok ama... Dur, ayakkabıların montunu ben getiriyorum, dur. Canım benim ya, nasıl ağlamışsın? Hadi sil şu gözyaşlarını. Güney'i çok seviyorum Cemre. Vallahi dayanamıyorum artık. Biliyorum son. Hadi hemen gitmem lazım. Hadi. Al ceketini de. Yani bu mesajları benim ağzımdan sen yazdın. Evet. Ya sen eskiden Songül'e aşıktın ya. Güney hemen inanır diye düşündük. Meral, ben Songül'e aşık falan değildim. Bir ara hoşlanmıştım, gözüme şirin gelmişti, bu kadar. Bitti gitti. Hey, baksana bir bana. Meral, ben sana aşığım, tamam mı canım? Yani seni tanıdıktan sonra diğer bütün kızlar bana çok sıkıcı gelmeye başladı. Bir saniye ya. Sen bana aşık olduğunu mu söyledin? Yani doğru mu bu? Evet. Ay, dur. Lütfen bir daha söyle. Evet canısı, seni dinliyorum. Meral, ben sana çok aşık. Sen hayatımda tanıdığım en masum, en tatlı, en şirin kız. Ben de çok şanslı biriyim. Ay Mert, ben de şu anda sana aşık oldum. Şu anda mı? Yani daha önce değildi. Yani tabii ki senden çok hoşlanıyordum. Gün geçtikçe de artıyordu ama şu anda zirvedesin. Meral ya. Sen ne değişik bir kızsın hakikaten ya. Eylül yaşıyor, stop. Toprak da işin içinde. Stop. Sizi de kandırmışlar. Stop. İmza. Tek kollu kahraman, stop. Yok yok, bu böyle olmaz Kemal'im. Sen espri anlayışını işin içine sokarsan kimliğin ortaya çıkar. Senin böyle üslupsuz, humorsuz, öküz gibi dümdüz yazman lazım. Bu namütenahi zeka bu izbeliğin içinde. Ama feleğin rüzgarını tersine çevirmek de senin tek elinde Kemal'im, az biraz daha sabır. Eylül yaşıyor. Toprak da işin içinde. Sizi kandırmışlar. İmza bir dost. Şimdi o fosforsuzlar bu mektubu ellerine geçirir geçirmez doğruca o sarı toprağın tepesine çökecekler. O da beni Eylül'ümle kavuşturacak. Songül, senin ne işin var burada? Al. Silah, merak etme, hiç kullanılmadı. Bu da anahtar. Araba evin önünde aldırırsın. Niye getirdin şimdi bunları? Bozuyor muyuz anlaşmayı? Anlaşma iptal. Güney'i korumak için yapmıştım ben böyle bir anlaşmayı.
Kemal'i öldürecektik. Güney bulaşmasın diye ondan ayrıldım. Ama sonra plan yürümedi, iptal oldu, yapamadık. Şimdi her şey Güney'e tek tek anlatacağım. Yapamazsın Songül. Yapma. Güney çok mutlu. Eskisi gibi kaldığı yerden devam ediyor hayatına. Size inanmıyorum. Güney şu anda çok üzgündür. Üzgün falan değil. Bekle. İnanmıyorsun bana öyle mi? Gel. Şu fotoğrafı hatırlıyor musun? Biz evin arka sokağında çekilmiştik. Çok tatlıymışız ya o zaman. Teşekkürler. Mozaik. Of, en sevdiğim. Yaşıt doğru. Ya bir şey diyeyim mi? Sen bayağı oburdun eskiden ya Ayça. Söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da vallahi iyi kilo verdin sen. Ben bir ara hep öyle kalacaksın sanıyordum. Sağ ol Güney ya. Tam pasta yiyecekken söylenir mi bu? Hatırlatmasana. Ne yapayım kızım, unutmak mümkün mü? Baksana şu fotoğraflara Allah aşkına. Sen hatta bir ara su kaydırağına falan sıkışmıştın değil mi? Öyle bir yok, şey vardı. Yok. Tamam tamam. Sakın. Ya susar mısın? Susar mısın? Tamam vurma tamam. Tamam. Söz. İstersen fotoğrafları da yakabiliriz, geriye delil kalmasın. Bak Songül, yalan söylemiyorum. Kendi gözlerimle gördüm. Evini, odasını, arkadaşlarını... Eski kaygısız hayatını özlemiş oldum. Ben de onu çok özledim. Ne olur rahat bırak artık bizi. Ya ben Güney'e zorla hiçbir şey yapmadım. Peşine düşmedim ki. Birbirimizi sevdik. Güney daha çok genç. Sen de öyle. Çocuksunuz siz daha. O köprülerin altından ne sular akacak? Bak görüyorsun. Mutsuz bir hali var mı oğlum? Güney onu aldattığımı zannediyor. Bana çok kızgındır. Ama her şey bitti. Yani hapishaneye girmedim. Benim Güney'le konuşmam gerekiyor. Neden vazgeçmiyorsun Songül? Sen hayatına girdiğinden beri oğlumun başı beladan kurtulmadı. Ne olur artık vazgeç. Rahat bırak bizi. Bak o senden vazgeçti. Bu kız ki? Bilmem. Belki de yeni sevgilisidir. Rahat bırak bizi Songül. İkiniz için de en doğrusu bu.
Hilal, ben sana çok aşık. Sen hayatımda tanıdığım en masum, en tatlı, en şirin kızsın. Ben de çok şanslı biriyim. Bunları zorla mı söylettin çocuğa? Hayır tabii ki de Cemre. Kendi hisleri bunlar. Ya moralim bozuk olunca dinlerim diye kaydettim. Ya Mert beni seviyor. Neden hala inanmıyorsunuz? Ay Meral, inanmayacağımız bir şey yok. Tamam sevsin. Sen yeter ki rahat ol. Bir daha size hiçbir şey anlatmayacağım. Eylül olsaydı beni dinlerdi. Sizin gibi cadılık yapmazdı. Ben onu çok özledim ya. Biz de özledik Meral. Kapıya bırakıp gitmiş. Üstünde adınız yazıyor. Ne işler karıştırıyorsunuz yine? Açıp bakacaktım ama neyse dedim. Fikriniz değişmeden ben onu alayım. Hemen kaptığına göre senin sevgilin herhalde. Bana bakın, oğlanları kapıya böyle boncuk gibi dizmeyin. Yastasınız diye size çok kızmıyorum. Sakın şımarmayın. Tamam Neriman Hanım, şımarmayız. Aferin. Ben içerideyim. Meral, hadi açsana, merak ettim. Eylül yaşıyor, toprak da işin içinde. Sizi kandırmışlar bir dost. Ne şimdi ya? Eğer biri bize böyle bir şaka yapıyorsa onu gerçekten boğazlarım. Bir dakika. Hedoş, bunu kim bıraktı? 15 yaşlarında tanımadığımız bir oğlan çocuğu Rüstem'e bırakmış. Niye geldik Defne buraya? Birazdan anlayacaksın. Bak Defne, böyle iğrenç şaka falan yapacaksan gerçekten hiç havamda değilim, şimdiden söyleyeyim. Ya ne şakası ya? Ben o kadar duyarsız biri miyim Serkan? Ya tamam, diğer insanlara karşı bir parça duyarsız ve umursamaz olabilirim ama... yani sen benim kardeşimsin. Böyle bunalım takılmana göz yumamam. Eylül öldüğünden beri kaybolmuş gibisin. Evet öyleyim. Hiçbir şey yapmak istemeyeceğim. Nefes almak bile zor geliyor bazen. Onun yokluğunu kabullenemiyorsun değil mi? Eğer belki onunla doğru dürüst vedalaşsaydın daha kolay kabullenirdin. Serkan ağlama, yapma. Bak, bak bunu bir filmde görmüştüm. Ne bu? Eylül'ün cenazesine gidemedin. Hiç olmazsa böyle uğurla ilk aşkını. Al. Bunu yakalım. Ve Eylül'e söylemek istediğin her şeyi söyle. Sonra da denize bırak.
Seni hep sevdim. Hep de seveceğim beni. Evde yok herhalde. Ya belki Günel'le barışmalarını kutluyorlardır. Ya kızlar, bugün bu mektubu göstermek zorunda mıyız Songül'e? Ya belki kocasıyla barışmasını kutluyordur. Geliyor. Ay sakın bir şey söylemeyelim tamam mı? Mutluluğu bozulmasın. Ağlıyor bu. Güney de yok yanında. Ay, mutluluk gözyaşları diyeceğim ama. Ne oldu? Günel'le konuşmanız iyi geçmedi galiba. Güney beni artık istemiyor kızlar. Saçmalama canısı nereden çıkardın bunu? Kendin mi söyledi? Söylemesine gerek kalmadı. Kendi gözlerimle gördüm. Eve gittim. Bir arkadaşıyla gülüp sohbet ediyordu. Ay, arkadaşı bir espri yapmıştır. O da sinir bozukluğuna gülmüştür. Ne var ki? Öyle değil Meral. Ya Selin Hanım haklı. Güney benimle birlikte olduğu günden beri başı beladan kurtulmuyor. Bunu yapmaya hakkım yok sevgiliye. Ay saçmalıyorsun şu an Songül. Sen onu seviyorsun, o seni seviyor. Problem ne? Kadir anlamıyorsun. İnsan sevdiği kişinin mutlu olmasını ister. Güney de o şekilde mutlu. Ya daha fazla bencillik yapmak istemiyorum ona. Boşanma kağıtlarını imzalayacağım. Songül ani karar verme bence. Yani evet, bir çay iç, bir sakinleş, öyle karar ver. Ay kadar. Hedoş gibi konuştun, içine binine kaçmış gibi. Ay benden söylemesi. Aklına daha iyi bir şey geliyorsa söyle Meral'cığım. Kızlar, daha fazla konuşmak istemiyorum. Kararımı verdim. Hadi burada durmayalım, içeri geçelim. Gelin kızlar. Canlarım benim ya. Sizle barıştık diye tebrik etmeye gelmiştiniz değil mi? Pek sayılmaz. Çok acayip bir şey oldu Songül. Ne oldu? Biri yurda mektup göndermiş. Meral versene. Mektup mu? Kim yazmış ki? Eylül yaşıyor, toprak da işin içinde. Sizi kandırmışlar bir dost. Eylül yaşıyor mu? Bu ne demek ya? Biz de anlamadık. Biri şaka yapmış. Pisliğin teki şaka yapmış belli ki. Acaba diyorum kötülük olsun diye okuldan biri mi yaptı? Hani Defne, Aleyna falan. Sanmam. Onlar bu kadarını yapamaz. Böyle bir pisliği bir tek kişi yapabilir. O da Kemal. Bizi öldüremedi ya pislik. Öldüremedim bari süründüreyim diyordur. Hatta uzaklardan bir yerden bize bakıp şimdi gülüyordur kesin. Ama ya doğruysa? Ya yaşıyorsa Eylül? Kader sen saf mısın ya? Eylül yaşıyorsa bize neden öldü desinler. Hem Eylül yaşıyorsa bize niye böyle bir acı yaşatsın kızım? Saçmalama lütfen.
Evet, Toprak Hoca da yapamaz böyle bir şey. Yani gözlerimizin içine baka baka nasıl böyle bir yalan söyler ki? Yine de gidip konuşalım. Hem notu da gösteririz. Evet, bence de. Gösterelim, hadi. Banu, yeter. Artık arama beni. Kızım, sen laftan anlamıyor musun? Kader seninle görüşmek istemiyor. Telefonlarına çıkmıyor, ziyaretine gelmiyor. Düş artık şu kızın yakasından. Benim yakamdan da düş. Bak, böyle taciz etmeye devam edersen arayacağım hastaneyi, şuna telefon vermeyin diyeceğim. Yut ilaçlarını, otur. Tövbe estağfurullah. Akıllıyken başıma açtığı dertler yetmiyor, deliyken ayrı uğraştırıyor insanı. Yeter Banu, yeter. Dünya kadar işim var zaten. Feride de tam izin alacak zamanı buldu. Düşünsenize kızlar. Ya bir mucize olduysa, ya yaşıyorsa Eylül. Böyle düşüncesi bile çok güzel değil mi? Ben artık mucizelere inanmıyorum. Ya notu Kemal yazdıysa eline ne geçecek ki? Hem niye Toprak Hoca da işin içinde desin, anlamadım. Ya benim de kafam karıştı ya. Neyse, bir gelsinler de öğreneceğiz bir şekilde. Ya ben bir daha arayayım, nerede kaldılar? Aa, geliyorlar. Kızlar, kötü bir şey mi oldu? Yine kendi başınıza işlere kalkışmadınız umarım. Yok Feride Hanım, biz uslu uslu oturuyorduk da. Ha iyi, ben de kötü bir şey oldu sandım. Biz de parktaydık. Karnımız acıktı, geldik. Hadi birlikte yiyelim o zaman. Feride Hanım, yani çok vaktimiz yok. Biz aslında Toprak Hoca'ya bir şey sormak istiyorduk. Hayırdır kızlar? Okulla mı ilgili? Hayır hocam, Eylül'le ilgili. Tamam, içeride konuşalım. Geç canım. Gel. Bili 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 bili. Gel bili 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 bili. İşte böyle yemin yutarsınız. Sizin aklınız bu adamla baş etmeye yeter mi be? Sizi de anlıyorum tabii. Kız Eylül, bütün aksiyonlarımı sana diyorum kız. Geçin kızlar, hoş geldiniz. Geçin efendim. Geçin. Evet kızlar. Sizi dinliyorum. İsimsiz bir not gelmiş bize hocam. Genç bir çocuk yurda bırakmış. Ne yazmış? Eylül yaşıyor. Toprak Hoca da işin içinde yazmış. Ne? Ne? Bu ne saçmalık? Ne oluyor Toprak? Hüsra'cığım, sakin ol. Çocuklar, biri size kötü bir şaka yapmış. Hayır, hayır.
şaka falan değil işte ya. Görmüyor musun? Ablam yazıyor. Ablam yazıyor işte. Şaka falan değil. Bak, bak Edil yaşıyor. Toprak da işin içinde demiş. Biliyorsun işte yerini, biliyorsun. Şey, niye götürmüyorsun tamam, beni onun Büşra. Yanına? Yalan söylüyorsun işte, Büşra, yalan tamam, yapma söylüyorsun. Canım. Sen yerini biliyorsun ve şimdi beni oraya götüreceksin Toprak abi. Bak lütfen. Büşra oturur musun? Ya bırakın Feride Hanım. Büşra'cığım, Büşra'cığım götüremem. Büşra'cığım ablan öldü. Götüremem. Hayır ölmedi ablam. Hayır sen biliyorsun yerini. Biliyorsun yerini, biliyorsun onun yerini. Şuracığım lütfen sakin olur musun? Toprak abi lütfen ya. Lütfen götür Şuracığım. Ablamı götür tamam Şuracığım. Hocam bir şey demeyecek misiniz? Yani kızlar ne diyeyim? Doktor söylediğinde hepiniz oradaydınız. Gözünüzle gördünüz. Mucizelere inanmamakta haklıymışım değil mi? O zaman neden yazdılar hocam? Bilmiyorum. Ya ölmemiş işte Toprak abi ya. Ya götür bak beni ne olur götür Toprak abi. Yemin ederim ablamı o kadar çok özlüyorum ki ya. Büşra ablacığım yapma ne olur. Ya lütfen Toprak abi götür beni hadi ne olur. Ben sizi yolcu edeyim. Hadi. Büşra'cığım gel yüzünü yıkayalım hadi. Ya hayır. Hayır ben sadece ablamı istiyorum. Hadi kızlar. Toprak abi hayır ya. Gel bir tane hadi. Ya ablama götür beni. Ablama götür beni. Ablama götür. Ablama götür beni. Gitmeyin bir durun orada. Ablama götür beni ya. Ya ablama götür beni. Beğendiniz mi yaptığınızı? Götür beni ablama götür. Şu çocuğun yüzü biraz gülsün diye biz Toprak'la neler yapıyoruz ya. Geldiniz ne hale getirdiniz çocuğu? Söylemek zorundaydık Feride Hanım. Hayatım daha kimin yazdığı belli olmayan saçma sapan bir mektup yüzünden geldiniz adama yalan söylüyorsun dediniz ya. İnanamıyorum size. Eylül yaşasa Toprak böyle bir şeyi niye gizlesin ki? Haklısınız da. Bir de bunu Büşra'nın yanında yapıyorsunuz. Küçücük çocuğu umutlandırdınız. Ablasının öldüğünü daha yeni hazmediyor bu kız. Yarasına tuz bastınız ya. Ya Büşra ağladığında biz de çok fena olduk. Ama maalesef biz de çok umutlandık Feride Hanım. Çocuklar, acı çeken sadece siz değilsiniz tamam mı? Hepimiz mahvolduk. Hadi artık gerçeği kabul edeceğiz. Hayatımıza devam edeceğiz tamam mı? Arayacağız değil mi ablamı? Bak arayacaksınız beni de yanınıza alın. Belki ablamı saklamışlardır ama buluruz merak etmeyin. Ya Büşra ablacığım bak çok özür dileriz. Biri bize çok pis bir şaka yaptı. Biz de bir an ümitlendik. Ya seni de üzdük gerçekten özür dileriz. Artık bıktım ya. Ben artık üzgün olmaktan bıktım Songül abla. Bıktım artık ya. Şşş, tamam. Tamam gel. Gel tamam. Babam yok, annem yok, ablam yok. Kimim kaldı sanki? Biz varız. Biz varız Büşra. Yapma. Yapma güzelim. Ha, sarı damarım tuttu. İnat ettim, konuşmayacağım diyorsun Toprak Efendi. Görüyorum ve artırıyorum. Hadi bakalım hodri meydan. Görelim el mi yamanmış yoksa Kemal mi yamanmış?
şey yemiyorsun. Canım istemiyor. Güney bak ne diyeceğim. Ayça yarın Amerika'ya gidiyor. Sen de onunla gitsene. Hem bizden de var. Ne şimdi bu anne? Songül'ü unutturmak için Ayça'yla arama mı yapmaya çalışıyorsun? Oğlum olur mu öyle şey? Ayça senin çocukluk arkadaşın. Onu kardeşin gibi gördüğünü biliyorum. Yani sana bir değişiklik olsun. Biraz havan değişsin istedim. Çok zor günler geçirdin. Bu değişiklik iyi gelir sana. Bilmiyorum ki. Belki iyi gelebilir, haklısın. Bak, sınava daha çok var. O zamana kadar orada kalırsın. Yazın ben de gelirim. Ne dersin? Tamam. Zaten artık beni buraya bağlayan bir şey kalmadı. Ha burada üzülmüşüm, ha Amerika'da. Hey bak, böyle söylediğim zaman inanmıyorsun bana ama birkaç ay sonra buna mı üzülmüşüm diyeceksin. Öyle olmayacak anne. Sen hiç böyle aşık olmadığın için öyle olacak sanıyorsun ama olmayacak. Neyse, artık bir önemi de yok zaten. Odamdayım ben. Çok şükür, sonunda kurtulduk. Of. Ne oldu? Ya, Büşra'nın ağlaması gözümün önünden gitmiyor. Gerçekten ya. Resmen gerizekalıyız biz. Feride Hanım çok haklı. Ya aslında ben Büşra'cığım sen odana git diyecektim ama siz direkt konuşmaya girince... Hiç de öyle bir şey olmadı Meral. Yalan söyleme. Maşallah, maşallah. Ders mi çalışıyorsunuz, çay partisi mi yapıyorsunuz? Tabii, hediyenin işi yok, sizin arkanızı toplasın. Yatağa kırıntı dökmeyin, hediyeye iş çıkarmayın diyeceksiniz. Biz gidelim bahçede. Otur, otur. Senin dilin de iyice uzadı maşallah kadar. Neriman Hanım cevap vermek için söylemedim, kızmayın diye söyledim. Neyse. Şimdi beni iyi dinle. Ay bir şey mi oldu? Ne oldu? Aa bir susun evladım. Sizin adınız Kader mi? Tamam sustuk. Bak evladım. Annen sürekli arıyor. Seni de arıyormuş. Telefonlarıma çıkmadı dedi. Sen böyle yaptıkça iyice ısrarcı oluyor. Bir konuş kadınla. Ben uğraşmaktan yoruldum artık. Onunla konuşmak istemiyorum. O. O dediğin senin annen. Onun canından, onun kanındansın. O benim hiçbir şeyim değil. Sen istediğin kadar inkar et. Aynısınız. Yani insanın kendini yok sayması gibi bir şey bu. Kan yalan söylemez. Kan yalan söylemez ne demek? Genetiğiniz aynı evladım. Genetiğim aynı diye ben de ona gibi mi olacağım? Kader, Neriman Hanım öyle söylemek istemedi. Tabii tabii. Yani sen de çocuğunu boğacaksın demek değil bu. Tamam Neriman Hanım. Hadi gel biz biraz hava alalım Kader hadi. Ama doğru söylüyor.
genetik diye bir şey var. Kadar hadi gel bahçeye çıkalım biz hadi. Genetik diye bir şey var. Benim genlerim temiz. Banu'nun manyaklığı kesin baba tarafından geliyordur. Evet evet kesin. Yani yapacak bir şey yok. Sana yiyecek bir şeyler getirdim bey baba. Hadi gene iyisin. Hop. Niye hiç ses vermiyorsun? Uyudun mu yoksa? Bey baba. Niye hiç ışıtayıp solumuyorsun? Bayıldın mı yoksa? Bey baba. Bey baba. Bey baba. Tansiyonu falan oynadı bunun galiba. Dur dur. Bak ben şimdi senin elini çözeyim de iyice bir hatta bey baba. Hemencik çözüyorum şimdi. Ayaklarını da çözelim bey baba. Bey baba. Nabız ver bakalım. Vermiyor. Eyvahlar olsun. Şimdi öldüyse bunu da benden sayarlar. Etti mi sana üç? Ne yapacağım ben şimdi? Bey baba geri gel. Bir, iki, üç. Bey baba sesime gel. Bir, iki, üç. Yok yok. Böyle geri dönmeyecek. Yapılacak tek bir şey var bey baba. Sana suni teneffüs yapmam lazım. Ya bu aç bir ilaç kaldı. Şimdi açlıktan nefesi kokuyordur bunun. Yapacak bir şey yok. İnsaniyetlik namına bu iyiliği de yapacağım sana bey baba. Hadi bakalım gel. Yok yok. Mortingen cartayı çekmiş bu. Go. Bilirsin bey baba. Mukadderat. Yani dakikası gelince salih ses ekmez. Vallahi bunda benim hiçbir suçum kabahatim yok. Yok da adam da gitti. Peki. There is the question. Şimdi bu cesedi ne yapacağız? Artık yeni bir durum oluştuğuna göre yeni şartlar altında yeni bir karar verebilirsin Kemal'im. Nasıl olsa öldüğüne göre artık canı da acımaz. Neredeydi şu? Senin böyle psikolojimi bozuyorsun ha. Git saçını başını düzelt bir şey yap. Bu ne hal? Yatacağım Zehra abla. Ne oldu? Ne istiyorsun? Söyle.
Niye bana bu kadar soğuk davranıyorsun? Biricik kardeşini taşıyorum karnımda. Tamam baban rahmetli oldu, akraba falan değiliz de yani... en nihayetinde geliyorum hattını sormaya, değil mi? Sen beni banyolara kilitliyorsun, ben sana gönül koyuyor muyum? İnsan bir içeri davet eder yani, ayıp. Zehra ablacığım, bak hiç halim yok. Ne olur söyle, ne istiyorsun hadi. Siz barışmadınız mı daha? Ondan mı böylesin sen? Boşanacak mısın Songül? Güney öyle istiyor. Vallahi ben elimden gelen her şeyi yaptım. Götürdüm, mektubu verdim Güney'e. Ya neyi yalan söylüyorsun Zehra abla ya? Güney mektubu görmemiş, okumamış bile. Nasıl okumamış? Ben verdim ya. Hayır, okumuş demek ki takmamış. Ben verdim. Ya Allah aşkına yalan söyleme ya. Vermemişsin işte. Anneme yalancı deme. İkinizle de uğraşamayacağım ha. Tamam dur. İki dakika. Tamam itiraf edeceğim. Gittim mektubu vermeye. O cadaloz senin açtı kapıyı. Yemin ediyorum üstüme saldırır. Saçım başımı yoldu. Aldı mektubu elimden. Ne yapayım? Sokak dövüşçüsü gibi karşısına böyle dikildim yeminle. Hamile halimle bir de düşün. Neyse Zehra abla, bunların önemi kalmadı. Güney boşanmak istiyor, ben de kabul edeceğim. Bravo, olayı buraya kadar götürüyorsun yani. Aha sana da ders olsun. Yapma böyle. Kızım biraz bencil ol, bencil. Mantığını kullan. Bir katilin peşinden koşacağım diye. Şu yaptığına bak ya. Sonra tek başına evde oturup ağlamak zorunda kalıyorsun. Ya gel buraya ya. Bana ya. Nasıl kapatıyor kapıyı suratıma ya? Kayınvalidesi kılıklı. Ya bırak şunu ya. Hayır biz de bunun kafesiyle mi uğraşacağız? Bırakmasaymış o zaman kocasını. Bağırma sen de be. Selin yatırdı mı parayı anne? Yatırdı. Bir yanlış yaptım ben galiba. Altın yumurtlayan tavuğu mu kestim? Ne yaptım ben ya? Vallahi bu göreceğimiz son para olabilir ha. Korkuyorum. Neyse yürü. Sinirim bozuldu yeminle ya. Hepiniz hoş geldiniz. Bu gece söyleyeceğim bütün şarkılar çok özel biri için. Bir tanecik arkadaşımız Eylül. Ya arkadaşımız diyorum ama o bizim kardeşimizdi. Aynı kandal olan kardeşlerden bile daha samimiydik biz. Eylül artık aramızda değil. Tabii siz Eylül'ü tanımıyorsunuz. Ama o dünyada görebileceğiniz en iyi kalpli insandı. Kimseye bir kötülüğü dokunmadı. Melek gibi sabırlıydı. Bana bile tahammül etti. Bana ya. Tabii siz beni tanımıyorsunuz ama arkadaşlarım ne demek istediğimi çok iyi anladı. Eylül'ümüz bizden koparıldı. Bir daha onun gibi biriyle karşılaşır mıyım bilmiyorum. Ama kalbimdeki sızının asla geçmeyeceğine eminim. Teşekkürler. Koydum sevinçlerimi önüme. Baktım hepsi sensin. Yazdığım şiirlerin her hecesi, üzüldüm tüm filmler. Yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Her işte bir hayır, bu işte hepsi sensin. Yıpranmamış hayatlar, büyük üzümler bekler. Her işte bir hayır, bu işte hepsi sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli?
Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Anladım her şey sensin. Koydum sevinçlerimi önüme. Baktım hepsi sensin. Yazdığım şiirlerin her hecesi, üzüldüm tüm filmler. Yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Her işte bir hayır, bu işte hepsi sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Anladım her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Anladım her şey sensin. Anneciğim bak, ben yanılmayayım. Ne olur duru yalvarırım sana.
hayatın temiz, karnın tok, niye ağlıyorsun? Bak ne olur. Ne olur, çok yorgunum, ne olur ya. Kızının çeyiziymiş. Annem de böyle yapmıştı. Beni affet. Affet beni. Beni affet. Sonra ona söylemek istediğim her şeyi söyledim ve gemiyi suya bıraktım. İşe yaradı mı peki? Yani bir parça da olsa iyi hissettirdi. Vay be. Defne böyle incelik verebilir miydi? Ben sınıfa gidiyorum Serkan. Defne. Göründüğün kadar kötü olmadığını biliyordum. Nereden çıktı şimdi bu? Dün
Dün onlara senin Eylül için yaptığım veda törenini anlattım. Ya bu ikimizin arasındaydı. Niye anlatıyorsun millete? Ben onu Eylül için değil, kardeşim için yaptım, tamam mı? Ya bana bakın ezikler. Her an her pisliği yapabilirim size. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Serkan, kardeşinin deli olma ihtimali var mı? Deli değil canısı. Bariz kötü işte. Ay ben size demiştim, kötüler asla değişmez. Bu da var. Hepsini güzelce bir hesaplayıver kardeşim. Sizin buralarda amma meşhur oldu ha. Ne açıdan? Genç bir kız buranın yakınındaki uçurumdan atmış kendini. Öyle duydum ben. Bak bizim milletimiz de böyle dramlara çok meraklıdır. Bak gör güzel kardeşim. Eğer yakında o uçurumun dibine turistik gezi düzenlemezlerse hiçbir şey bilmiyor bu adam. O kızcağıza ne olmuş? Bir haber var mı durumunda? Ölmüş zavallı kız. Gazetede öyle okudum. Vah vah. Pek de gençti. Çok üzüldüm doğrusu. Siz kamp yapmaya mı geldiniz buraya? Öyle birkaç gün kafa izni verdim kendime. Bakarsın ama bile çıkarım. Havalar tam ısınmadı. Çadırda üşümüyor musunuz? Aa, çadırda değil, kulübede kalıyorum ben. Yaşlı bir bey babanın kulübesini kiraladım. O da torunlarının yanına gidecek bir zaten isabet oldu. Ya. Ücretiniz 52 lira. Şuradan alıverin size zahmet. Şöyle. Şöyle vereyim. Üstü kalsın, bahşiş olsun güzel kardeşim. Ben hazır nevaleyi de almışken şu uçurumun dibine şöyle güzel bir piknik yapmaya gideyim. Hadi afiyet olsun. İyi günler memur bey. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Kızlar. Songül, yeni mi kalktın? Yok. Bu hale ne Songül? Sabahtan beri arıyoruz, açmıyorsun. İyi misin?
değilim. Kolumu kaldıracak bile halim yok. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Hatta şu an gidip kanepeye uzanmak istiyorum. Seni hiç bu halde görmedim daha önce ya. Sen resmen depresyona girmişsin. Girdim anasını satayım. Zaten böyle bir hayatta şimdiye kadar depresyona girmemem anormaldi. Songül, boşanma belgelerini imzalamışsın. Ne? Nasıl ya? Ciddi ciddi boşanıyor musun Güney'den? Boşanacağım evet. Ya anne, ne bakıyorsunuz kızım? Çocuk benden ayrılmak istiyor. Gidip ayaklarına mı kapanacağım? Gururumu hiçe sayıp gidip sadece sümük ağlayacak mıyım yani? Ya hayır da daha doğru düzgün konuşmadın bile Güney'le. Gerçekten neden böyle yaptığını anlatmadın çocuğa. Ya arayayım yüzüme kapatsın değil mi Cemre? Hem onu bir açıklama yapmak istemiyorum. Sevgilin nerede nasıl mutluysa öyle yaşasın. Ben böyle sefalet içine sürünmeye alışığım. Sana inanamıyorum ya. Güney senin hayatının aşkı. Ya böylece gitmesine izin mi vereceksin? Ya Songül, sizinki gibi aşklar insanın başına bir kere gelir. O da şanslıysan tabii. Ya sen şimdi elini tersiyle itecek misin bunu? Güney'e de haksızlık bu. Ya çocuk gerçekten neler olduğunu bile bilmiyor. Sen şu anda onun yerine de karar veriyorsun Songül. Ne olur yapma bunu. Öyle mi diyorsunuz? Git gerçeği anlat. Yine de ayrılmak isterse boşanırsınız o zaman. Aynen öyle. Depresyon yiyecekleri de benden. Doğru söylüyorsun ya. Hadi git hazırlan gidelim yanına. Hadi. Telefonda görüşmüştük. Evet hatırladım. Banu Hanım'ın kızıydınız değil mi? Maalesef. Annen odada. Görevliye söyleyeyim haber versinler. Yok 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 vermesinler. Onu görmek istemiyorum. Aslında ben sizinle konuşmak istiyordum. Buyurun oturun. Benim merak ettiğim bir konu var. Hatta kabusum olan bir konu. Dinliyorum. Annemin hastalığı genetik mi acaba? Yani ben de onun gibi olur muyum? Sana yalan söyleyemeyeceğim kadar. Psikolojik hastalıkların genetik yatkınlık taşıdığına dair ciddi araştırmalar var. Ama bu, annendeki hastalık ille de sende çıkacak demek değil. Ama küçük de olsa bir ihtimal var diyorsunuz. Yani benim ileride bir çocuğum olsa ben de annem gibi boğabilirim onu, bunu diyorsunuz. Hayır, hayır. Nereden çıkarıyorsun? Annen bebeği hasta olduğu için öldürmedi. Bu etkenlerden sadece bir tanesi. Korkma. Sen ileride şahane bir anne olacaksın. Nereden biliyorsunuz? Çünkü daha şimdiden doğmamış çocuğun için endişeleniyorsun. Ben inanıyorum. Çok iyi bir anne olacaksın.
Yangının sebebi nedir? Kundaklama olabilir mi? Sanmam. Elektrik kontağından çıkmış gibi görünüyor. İlk izlenimlerimiz de bu yönde. Ama tabii ayrıntılı incelemeden sonra net bir şey söylerim ben size. Peki, sağ ol. Ceset tamamen yanmış. Ama Kemal Yılmaz olabileceğinden şüpheleniyorum. Ceset yanmış diyorsun. Nereden biliyorsun ne oldu? Sol eli bileğinden kesik. Anladım. Şimdi Kemal öldü mü diyorsunuz? Kulübede bulduğunuz ceset tanınacak halde değildi. Fakat sol eli yoktu. Zanlıya uyum gösteriyor. Ayrıca ihbarı yapan kişi en son kulübeye girerken görmüş Kemal Yılmaz'ı. Yani büyük ihtimalle ceset ona ait. Ama yine de DNA testi sonuçlanmadan %100 odur diyemiyoruz. Bence o. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun, bitti bu kabus. Özgürüm değil mi artık? Özgürüm. Yani ortaya çıkabilirim. Deliller zanlıyı gösterse de DNA sonuçlar gelene kadar beklemeliyiz. Ya ben beklemek istemiyorum. Kemal o işte, eminim, biliyorum. Kardeşlerime, arkadaşlarıma gideyim, bırakın. Lütfen izin verin. Beybaba da tam zamanında cartlayacaktı. Yani tahammüden öldürsen böyle denk gelmez. Yine kedi gibi dört ayağının üstüne düştün Kemal'im. Eylül Hanım, biraz da sen bu adamı öldü bil. Şöyle iyice bir rahatla, derin bir nefes al, ortaya çık. Kardeşlerinle hasrettik gider. En beklemediğin anda bu adam karşına çıkacak. Onu kandırmanın hesabını senden bir bir soracak. Ben sana bu adamdan kurtuluş yok demedi miydim Gülü? Çağırabilir misiniz? Onunla bir şey konuşmam gerekiyor. Güney Bey az önce çıktı. Tamam, biz burada bekleriz o zaman. Yanlış anladınız. Güney Bey uzun bir zaman gelmeyecek. Nasıl yani? Nereye gitti ki? Amerika'ya. Uçağı kaçta peki biliyor musunuz? 7'de. Peki sağ olun. Nasıl ya? Bir veda etmeden nasıl gidebilir? Haklısın canısı. Sana bir veda borcu var. Saat. Uçağı daha var, binmemiştir. Hadi Songül, Güney'i ara. Bak uçağa binmeden yetişip durdurabiliriz onu. Trafik yoktur inşallah. Yetişiriz değil mi? Yetişiriz Selin Hanım, merak etmeyin. Senin de gelmene o kadar çok sevindim ki. Önce güzel bir tatil yaparız. Sen de şu bunalım halinden bir kurtulursun. Kim arıyor? Songül.
yüzüme kapattı. Bir daha ara. Hadi. İyi ki açmadın. Açmama gerek yok anne. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı onunla. Yok, açmıyor. Ya hocam anlamıyorsunuz. Polis büyük ihtimalle ceset Kemal'e ait olabilir dedi. Ben niye burada bekleyeyim ki DNA testini? Çünkü cesedin Kemal'e ait olduğundan %100 emin olmamız gerekiyor Eylül. Bak, dün kızlar ellerinde bir mektupla geldi. Mektupta senin yaşadığın, benim de işin içinde olduğum yazıyordu. Ne? Kim göndermiş? Kemal mi? Biliyor muydu yaşadığımı yani? Bilmiyoruz Eylül. Bilmiyoruz kimi gönderdiğini ama ne fark eder? Kim göndermiş olursa olsun biri senin yaşadığını biliyor. Yani Kemal yakalanmadan senin ortaya çıkman çok tehlikeli Eylül. Senden ricam biraz daha sabırlı ol, tamam mı? Hocam ben Büşra'yı çok özlüyorum. Onun daha fazla üzülmesine dayanamıyorum. Tamam. Şimdi bak kapatmam lazım. Gelince konuşuruz, tamam mı? Biraz erken gitseydik belki çıkmadan yakalardık Güney'i. Ya benim telefonlarımı da açmanın peşini bırakmayacağım. Bir daha arayacağım. Yeter be deyip açana kadar. Ya kapat Meral. Belli ki konuşmak istemiyor işte. Neyi zorluyorsun? Ya Songül sana ne oluyor? Niye hemen pes ediyorsun? Böyle acılı kız triplerinden çıksana sen de hiç iyi durmuyor. Ya ne yapayım Meral, ne yapayım? Gitti işte. Belki de annesi yıllarca onu orada tutacak. Bir daha Güney'i göremeyebilirim. Ya Songül yapma böyle. Hem bence Güney çok fazla kalamaz oralarda. Geri dönecek inan bana. Ha çocuğu gönderdik yani. Olmaz. Bir dakika. Ne yapıyorsun Meral? Amerika uçuşlarına bakıyorum. Ne yapacağız Meral? Uçağı mı durduracağız? Bravo, çok iyi fikir. Gerekirse evet. Ya Güney'in o uçağa binmesine izin vermeyeceğiz. Hadi kızlar, az kaldı hemen dolmuşa gidelim. Ya Songül yürüsene, aşk beklemez kızım. Koş, koş. Feride'cim ben çıkıyorum hayatım. Süt dışında başka bir ihtiyacın var mı? Yok. Sen şimdi neyli yapıyorsun keki? Çikolatalı. Of çok güzel olur. Severler inşallah. Severler severler. Ha, arada bir kitapçıya uğrayacağım tamam mı, merak etme. Ama geç kalma bak, süt lazım keki yapmam için. Çocuklar uyanmadan pisini istiyorum tamam mı? Tamam tamam merak etme. Geç kalma. Tamam geç kalma. Şuna bak şuna. Serseri ruhlu spor hocası. Şunun şu havalarına bak. Ama sen dur. Ben senin o havanı söndürmesini iyi bilirim. Toprak Efendi, Sarıçıya. Oğuluşumu da alacağım senin elinden. Eylül'ümü de alacağım. Sen bekle de gör. Büşra'cık değil mi lan? Kız dur, araba geliyor. Büşra! Büşra! Büşra!
Büşra! Büşra! Büşra! Büşra! Aç gözlerini. Ay sizin çocuğunuz mu bir anda yola fırladı? Büşra! Birden önüme fırladı, duramadım. Büşra'cığım aç gözlerini. Büşra! Toprak! Toprak ne oluyor? Büşra iyi misin? Toprak! Büşra! Aç gözlerini. Büşra! 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 Toprak ne oldu? Feride sakin ol, ambulans arıyorum. Güzelim, Büşra! Ne oldu, nasıl oldu? Gerçekten benim suçum yok, birden önüme fırladı. Nasıl görmezsin ya, nasıl görmezsin? Allah kahretsin. Ambulans geliyor, tamam mı? Toprak çabuk ol! Alo, küçük bir kıza araba çarptı. Ambulans gönderelim siz acil, adresi veriyorum. Büşra, canım. Başka yol yok mu acaba? Burası çok sıkışık. Başka yol yok. Mecbur buradan gideceğiz. Kızlar, uçağın kalkmasına çok az kaldı. Ya bu trafikte nasıl yetişeceğiz? Boşa uğraşıyoruz kızlar. Abi müsait bir yerde indirir misin? Songül nereye? Ya Songül bir dursana. Ben Güney'e FaceTime falan yazarım. Ulaşırız bir şekilde. Sen merak etme. İndir abi. Neyse trafik yokmuş. Geç kalmayalım, biraz daha hızlı kullan. Tamam efendim. İnşallah kapılar kapanmamıştır. Kapanmadan yetişiriz, merak etme. Of, başım çatlıyor, başım çatlıyor ya. Kız nerede kaldı bu kahve? Aman anne ya, parayı almışsın. Daha ne istiyorsun ki? Saçmalama. Dur. Ne aldın parayı? Kuş kadar. Neyimize yarayacak o para bizim? Güney de yok artık. Songül nereden para bulacak da bize verecek? Oho. Çok aptalım ben, çok. Yapacak bir şey yok anne. Dur kız. Ne yapacaksın? Ne olur ne olmaz diye mektubun fotoğrafını çekmiştim ben. Ay anne, senin kafan ne kadar değişik çalışıyor ya. Değişik çalışıyor tabii. Nasıl çalışacak başka? Ne sanıyorsun sen ananı be? Hı? Yolla Güney'e. Artık Songül'cüğüm bu kıyamı unutmaz inşallah. Sen öyle dikkatli. Bir saniye anne. Oğlum ne oluyor? Yalanmış. Anne yalanmış. Songül beni aldatmamış. Yalanmış hepsi. Selim abi dur arabayı, ineceğim. Oğlum saçmalama. Aldatmış işte. Bak uçağı kaçıracağız senin yüzünden. Selim abi dur dedim. Ayşe'cim sana iyi yolculuklar diliyorum. Kendine iyi bak, tamam mı? Benim karıma dönmem lazım. Sağ ol. İnşallah çok mutlu olursunuz. Sakın durma. Devam ediyoruz. Selim abi dur arabayı. Dur dedim bak, kapıyı açacağım. Dur. Güney. Güney saçmalama. Kusura bakma anne. Güney nereye gidiyorsun? Thank you.
görünce vallahi aklım çıktı. Neyse Feride geçti. Hayır, arkamdan niye atladı onu anlamadım. Ne bileyim ben. Büşra. Büşra'lıyım. Canım. Toprak abi, ablam geldi mi? Ara hemen onu gelsin. Kaza yaptığımı da söyle, zaten gelir o hemen. Ben seni ablamın telefonla konuşurken duydum. Büşra'cığım sen yanlış duymuşsun. Ben ablamla konuşmadım. Konuştum. Büşra. Konuştu Feride Hanım. Büşra'cığım. Tüm kızların söylediklerinden etkilendin sen. Haklısın. Keşke Eylül kaybolsaydı da biz onu arıyor olsaydık. Öyle bir şey yok. Artık alış buna, tamam mı canım? Güzelim benim. Hadi yat. Hadi yat, dinlen. Ben bir su alayım, geleyim. Büşra ufak bir kaza atlattı. Ne? Nesi var? Nasıl kaza geçirdi? Hangi hastanedesiniz hocam? Hemen geleyim ben. Eylül sakin ol. Eylül sakin ol. Sadece kolu alçıda. Korkma. Ya hocam ben burada böyle duramam. Bakın Kemal de öldü. Artık hiçbir tehlike yok. Bırakın geleyim. Hayır. Hayır sakın. Görevli memurun haberi olmadan oradan ayrılma sakın. Bak bu kadar uğraştık, bir sonuca varalım Eylül. Tamam. Tamam, ben polise sorayım hemen. Siz hangi hastanedesiniz hocam? Tamam hocam. Bir şey mi oldu? Ya bakın benim kardeşim kaza geçirmiş. Benim onu görmem lazım. Kemal de öldüğüne göre artık ortada bir tehlike yoksa ben artık gidebilir miyim? Benim gerçekten kardeşimi görmem lazım. Eylül, henüz hastaneden çıkamazsın. DNA sonucu gelmeden seni riske atamayız. Tamam mı? Adli tıp raporunu bekleyeceğiz. Lütfen odana dön. Ben gelene kadar hastaya göz kulak olabilir misiniz? Tabii. Teşekkürler. Thank you.
Dur bir dakika. Hayal mi görüyorum ya? İyice kafayı yedim ben. Songül. Ne bakıyorsun kızım? Gelmeyecek misin? Nasıl yani? Beni terk etmedin mi? Eve geri mi döndün? Yani benden boşanmayacak mısın? Ne boşanması kızım? Tam tersine koala gibi yapışacağım sana. Hiçbir zaman bırakmayacağım seni. Güney bak, yemin ederim ki seni aldatmadım. Mert'le falan da mesajlaşmadım. Zaten her şeyi anlatacağım sana. Çok uzun. Anlatmana gerek yok Songül. Mektubu okudum. Ne? Havaalanına giderken Zehra abla mektubun fotoğrafını çekmiş, gönderdi, okudum. Günlerce boş boşuna üzülmüşüz kızım ya. Niye baştan anlatmadım? Sen bensiz hapse gireceğini mi sandın? Ya Güney, anlamıyorsun. Senin başın belaya girsin istemedim. Bunun hesabını ayrıca soracağım senden. Ama bugün kötü şeyler konuşmak yok. Gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun? Gel buraya. Oba. Ya ne yapıyorsun Güney? Evlendiğimizde içimde kalmıştı, yapamamıştım. Ya değil misin oğlum sen ya? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum kızım. Canım benim. Daha iyi misin? Var mı ağrısızın? Kolum çok ağrıyor. Hüsra'cığım ağrı kesici birazdan etkisini gösterir. Ama sana güzel bir haberim var. Bu gece hastanede kalmayacağız. Canım benim. Kıyamam sana ben. Kolum ne kadar acıda kalacak? İyileşme sürecine bağlı ama 2-3 hafta kalabilir dedi doktor. Hazırlıklı ol, tamam mı canım? Pardon, siz? Pardon hanımefendi, ne oluyor? Siz kimsiniz? Ne oluyor ya? Hemşire hanım, ne oluyor? Anlamadım ki. Nasıl yani? Yok bir şey canım.
arası inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Halim daha da ne olsun? Gidecek gibi değil bu zalim görüyorsun. Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken geçmişten biri gelip tutar biliyorsun. Ah geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat. Her şey tamam. Ah, geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat. Herkes.